Bugün etiketimiz bayram dileğim. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan bayram dileklerinizi bekliyorum. EYT Başkanı, EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran ilk mesajlardan birini gönderdi. Sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın çoğaldığı, sağlık ve huzurla nice bayramlar dilerim diyor ama devamı var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa çıktı ama hala büyük çoğunluğun kavuşamadığı, bağlanamayan maaşlarıyla bayramı parasız, borçla geçiren emekliler var. Hani altyapı her şey hazırdı. Söylenene ne yazık ki icraatlar uymadı. Yarım kalmış EYT ve bağlanamayan maaşlarla ne bitmez çilesi varmış EYT'linin diye Gönül Boran isyanını dile getiriyor. Tabii özellikle bazı semtlerde emeklilikte yaşa takılanların durumu daha sıkıntılı. Çünkü aylar öncesinden bu müjdeli haberi alan emekliler halen maaşlarının bağlanmadığına tanıklık ediyor. Bağcılar o semtlerden biri. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının da sıkıntısı tabii ki çok büyük. Çünkü üzerlerinde ciddi anlamda bir çalışma yükü var ve çoğu da aslında mesleklerinden uzaklaşmak adına, başka iş yerlerinde çalışmak adına büyük mücadeleler veriyor. En azından bizler bunun haberini alıyoruz efendim. Manşetlere göz atmaya devam edelim. Karar Gazetesi'nden bir detay paylaşacağız şimdi. Alan da memnun değil, satan da. Kurbanlıklar bu yıl ahırda kaldı diyor Karar Gazetesi. Ekonomideki çok ayaklı sıkıntı kurban pazarına da yansıdı. İstanbul'daki hayvan pazarında sakinlik dikkat çekti. Vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayet ederken besiciler maliyetlerin katlandığını belirtti ve Kastamonu'dan Artvin'e Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar mazottan tohuma girdi maliyetleri en az 8 kat arttı. Geçen yıl hayvanların tamamı satılmıştı ancak bu durum öyle böyle değil dedi. Evet, Türkiye'mizin dört bir yanından böyle manzaralar var. Bir de bizim penceremizden bakalım istiyoruz. Sevgi Şahin ve Ferhan Güler Bahçeli Evler'de bir kurban pazarında hemen ekip arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Oradaki havayı iliklerimize kadar hissetmek için. Sevgi Şahin, iyi bayramlar. Pembe ceketin ve arkadaki hayvanlarımız çok tatlılar. Oradaki durumu bize aktarır mısın Sevgi? Çünkü pek çok gazetede görüyoruz ki bayramlık olan kurbanlıklar satılmamış, elde kalmış. Ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın da umudu biraz tükenmiş vaziyette. Oradaki vaziyet nedir? Merve, öncelikle tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Deprem bölgesindeki ailelerin de bayramını kutluyoruz. Tekrar tekrar sabırlar diliyoruz. Öyle başlayalım yayına. Kurban Bayramı'nda Bahçeli Evler'de kurbanlık pazarındayız. Biz de kameraman arkadaşım Ferhan Güler'le birlikte Kurban Bayramı gördüğünüz gibi hareketli aslında başladı. Düne nazaran dün de biz bu pazardaydık. Dün de izlenimlerimizi haber yaptık. Bugün ben biraz daha hareketli gördüm. Zaten sabah saatleri erken bayram namazından sonra buraya geldi. Kurbanlık almak isteyenler, işte görüyorsunuz koyunlar. Koyunlar, danalar, tosunlar bugün biraz daha sabah saatleri biraz daha hareketli. Şöyle gösterelim. Ferhan size göstersin. Sağ tarafta bakın yine kurbanlık seçen aileler var. Bir yandan paralar hesaplanıyor. Hesaplar tabii tutacak mı bilmiyoruz. Bu sene fiyatlar 2 hatta yer yer 3 katına kadar çıkmış durumda. Öyle ki iğneden ipliğe son bir yılda zam geldi. Bayram sofraları, bayram alışverişleri diyoruz ama hepsi parayla. Kurbanlıklar da tabii ki parayla. Fiyatlar 2-3 katına kadar çıktı. Koyunlar 12 bin liraya kadar çıktı. Tosunlar, yine danaların fiyatları, büyükbaş hayvanların fiyatları 120 bin liralara kadar çıktı. İşte aileler kesmişler hayvanlarını ve burada poşetlere koyarak evlerinin yolunu tutuyorlar. Fiyatlar çıkınca tabii ki kurban seçmek, kurban almak da zorlaştı. Özellikle dün asgari ücretlileri gördük biz pazara gelmiş. Dinin ritüellerini gerçekleştirmek isteyenler ama ne yazık ki bütçeleri pek yetmiyordu. Hisseyle bile almak zorlaştı dedik. Çünkü bir kurbanın fiyatı 120 bin lira
liralara kadar çıkıyor. Daha da büyükleri var, daha da artıyor fiyatlar. Hisseyi aldığınızda 6 kişi girdiğinizi düşünün. O hisseye 20 bin lira düşüyor bir aileye. Bu da tabii ki bu bütçeyle asgari ücreti düşündüğümüzde çok zor. İşte kurbanlıklar da bu fiyatların gölgesinde seçiliyor. İşte bir aile burada yine kurbanını seçmek istiyor. Şöyle bir fiyatı soralım tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye öğrensin. Efendim ne kadar bu hayvanın fiyatı? Canlı yayındayız. Fiyatı 6 lira 9 arası. 6 ile 9 kalanlar arasında. Kalanlar. Kaldı mı elinizde? Nasıl şu anda durumlar? Ufak boylar kaldı. 20 tane falan. 20 tane. Evet. 160 tane getirdim. 120 tane kaldı. 160 hayvan getirdiniz, 20 kaldı. Nasıl peki bu durum sizce? Hesapladığımız gibi 6'dan 13'e kadar verdik. Bu sene dedik 2 katına çıktı fiyatlar. Sizde nasıldı? 2 katını o aralarda verdik. Geçen de oldu. Geçen de. Siz mi aldınız efendim kurbanı? Hayırlı olsun. Nasıl fiyatlar sizce? Yani biraz yüksek ama yine kesemize göre almaya çadıştık işte yani. Eve götür. Kesilecek hayvan. Kesilecek şimdi, evet. Daha önce almıştım zaten. Şimdi hayvanlarımızı getirip kestireceğiz inşallah, Allah kabul etsin. Eski o kurban sofraları, bayram sofraları kuruluyor mu eskisi? Evet tabii ki. Babamla birlikte geldik zaten. Birlikte inşallah güzel bir bayram geçirmeyi düşünüyoruz. Yani. Elde ne varsa, avuçta ne varsa. Aynen, evet doğru. Önemli olan tüm aile bir arada olmak, tüm sevenler bir arada, sevdikleriyle bir arada olmak. Bayramın zaten hani geleneklerin, göreneklerinde amacı böyle. Tüm aile bir arada, görünmeyen insanlar görülecek, akrabalar görülecek. İşte burada da o sofralara gidecek etler, bir yandan kesilmiş etler gidiyor. Buradan bayramlık etlerini alanlar, kurbanlık etlerini alanlar poşetlere koymuş gidiyor. Yine burada şöyle büyük başlara da bir hayvanlara da biraz bakalım. Şu tarafa doğru gidelim. Küçük başlarda fiyatlar dedik 12 bin liraya kadar çıkıyor. 9 bin liraya da var, 6 bin liraya da var. Yani hayvanın kilosuna göre fiyatlar değişiyor. Efendim nasıl durum şu anda? İyi bayramlar. Efendim? İyi bayramlar dilerim. Bayramlar abla. Nasıl hayvanlarınız? Kaç adet abi kaldı? Nasıl durumlar? 80 tane getirdik, bir 15 tane kaldı ablam. Bu sene sonunda hiç satılmadı. Geziyoruz. Yok. Dün biraz daha durgundu, bugün biraz daha hareketli tamam. Gördün. Yok bugün de durgun. Bugün götürenler var, o yüzden hareketlendi. Ha, önceden seçip alanlar. Aynen öyle. Siz aldınız mı efendim? Hayırlı bayramlar. Kaç paraya, kaç kişi hisseye girdiniz? Ya biz devamlı kendimiz 3-4 kardeş kesiyoruz. Piyasa değil, normal yani. Ne aşağı ne yukarı. Bu sene 2 katına kadar çıkmış ama her şeye de zam geldi. Yok, hiç öyle bir şey de yok. Yok, yok. Kaç paraya aldınız kurbanınızı? Geçen sene misal bir işçi yemeği 300-400 lira, şimdi 1000 lira. Değişen bir şey yok. Kaç paraya aldınız kurbanınızı? 80 bin liraya aldım. 80 bin lira. Kısmet dur geldi oğlum. İyi bayramlar dileriz. Teşekkür ederim. İyi bayramlar tekrar. Merve gördüğün gibi fiyattan memnun olanlar da var. Bütçeleri daha yeterli olanlar. İşte hayvanlar saman yiyor. Bu samanın fiyatını, bu samanın önemini haberlerimizde defalarca dile getiriyoruz. Saman, yem çok pahalı. Çok zam geliyor. Hayvanlar onunla beslenince tabii ki daha verimli. Daha efendim hale geliyor. Çalışıyoruz da 100 lira diyorlar da. 100 bin lira diyorlar. Hangisini almaya çalışıyorsunuz? Bunu almaya çalışıyoruz da. Kaç kiloymuş efendim? Bilmiyorum ki. 420 kilo eti var ablam. 420 kilo hayvan 100 bin lira mı? Pazarlık payımız da var. Pazarlığa girdiniz mi? Anlaşmaya var mı? Daha bir gezelim. Yeni geldik de biz de bir gezelim. Zaten bugün kalan hayvanlar et fiyattan veriyoruz ablam. Siz ne kadar bütçeniz efendim? Sizin bütçeniz? Bütçemiz böyle 65-74 kişiyiz de. 4 kişi. Evet. 4 kişi. Efendim gördüğünüz gibi 60 bin liraya bütçesi olan aileler de var. Kilolu su daha küçük hayvanları seçiyorlar onlar. Bütçesi daha geniş olanlar daha büyük hayvanları seçiyorlar. Hiç kesemeyenler de var dediğimiz gibi. Burada kurbanlıklar bekliyorlar. Besicilerin çoğu bu bölgede Tokat'tan gelenleri gördük. Ağrı'dan gelenleri gördük. Burada çadırda kalıyoruz. İşte dışarıda kanepede kalıyoruz, yatıyoruz diyorlar. Onların da tabii ki işi zor. Şehir dışından geliyorlar. Tüm bayram süresince burada kalıyorlar. Besicilik de zor iş.
Hayvanların da burada görüyorsunuz işte bekliyorlar onlar da. Evet. Bayram, Merve, Bahçeli Evler'de İstanbul'da böyle geçiyor. Bayramda İstanbul'da kalanlar ritüelleri gerçekleştiriyorlar. Kurbanlıklarını almak için buraya geliyorlar. Bayram sofraları kurulacak. Birbirlerini görmeyen aileler görüşecekler. Bizim Ferhan Güler'le kameraman aktaracaklarımız Bahçeli Evler'den bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz Sevgi ve Ferhan.